Hepinize tekrardan selamlar, sevgiler dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Free Fire videomuzla karşınızdayım gençler. Öncelikle nasılsınız? İyisinizdir umarım. Videonun başından da gördüğünüz üzere DP ayarı nasıl açılır? Ne işe yarar? Kaç olmalı? Dostlarım bunu neden anlatacağım? Çünkü videolarımın altında hani kaç olmalı ya da nasıl olmalı, nasıl açılır gibi yorumlar bayağı almıştım. Eski videolarımda olsun falan. Neyse yeni başlayanlar, abilerimiz, kardeşlerimiz falan var. Onlar da hem öğrenmiş olurlar. Evet dostlarım, dilerseniz hemen videomuza geçelim. Şöyle ekrana telefondan nasıl DPI açılacağını adım adım anlatacağım abi. İyi seyirler. Öncelikle arkadaşlar telefon ayarlarınızı gireceksiniz. Telefon ayarlara geldiğinizde sistem geldiğinizde telefon hakkında var. Telefon hakkında içinde orada derleme numarası var. Derleme numaraya bir 7-8 kere falan tıklayın üst üste ve ekran şifresini istiyor. Telefon kilidini açtığınızda artık bir yazı çıkar. Hani artık siz geliştirirsiniz diye bir yazı çıkacak gördüğünüz gibi. Ondan sonra arama motoruna geleceksiniz. Arama kısmını hani ayarlarda. Burada geliştirici seçenekler de yazabilirsiniz ve en küçük genişlik de olabilir. Mesela geliştirici seçenekler yazdık direkt çıktı. En küçük genişlik olarak da çıktı. En küçük genişliğe girelim abi. Sizi en üste atar mesela. Bak sizi açtığınızda burada olabilir. Ben burada falan olursunuz büyük ihtimalle. Aşağıya gelin abi. Böyle aşağıya geldiğinizde DP yazıyor. Orada zaten en küçük genişlik yazıyor. Yani görürsünüz. Buraya geldiğinizde istediğiniz kadar DP yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar derken telefonların maksi bir DP sınırı var. Mesela benim 9 mu 900 mu 1000 mi ne öyle bir şey. Bazıları 1500'e kadar falan var. Daha fazlası da var daha doğrusu. Neyse mesela sizlere deneyim amaçlı böyle bir 500 yapalım. Bakalım ne olacak. Ve gördüğünüz gibi ekran yazıları küçülüyor. Yazılar bunun da bir pek bir çözümü olmasa da yani bir işe yarar gibi bir çözüm var abi. Bunu ne yapacaksınız? Geri gelin. Normal ayarlarda ekran olması lazım sizlerde de. Ekran geldiğinizde metin boyutu. Metin boyutunu büyütebilirsiniz buradan. Mesela deneyelim. Bunu büyük yaptık. Ekstra büyük ya da dursun. Gördüğünüz gibi ekran yazıları büyüdü. Yani fark ettiyseniz. Bunu da böyle istemiyorsanız, küçük kalmasını istiyorsanız tekrar gelip oradan da küçültebilirsiniz. Veya oyundan çıktığınızda tekrar aynı eski DP'sine çekebilirsiniz. Yani o size kalmış abi. Bu şekilde dostlarım. DPI bu şekilde açılır. Yani arttırılır, kapatılır falan. Ve dostlarım DPI ne işe yarıyor onu sizlere göstereceğim ve onu küçük bir örnekle ettiğimde sizlere göstermek istiyorum. PC'deyim ama sizlere örnek verebilirim abi. Hemen geçelim. PC'de tam telefon gibi olmasa da ama örnek verilir hani ekran hızını falan onları sizlere gösterebilirim. Şu an mesela diyelim en küçük DP hassasiyetindeyim. Hani DP diyelim 360 diyelim hani normal telefonun. Şimdi bunu bir tık yükselttim. Fark ettiyseniz ekran hızlandı. Şimdi bir tık daha yükselttim. Daha hızlandı. Bir tık daha yükselttim. Aşırı hızlandı. Hani oynanmaz hale geldi gibi diyebilirim. Çünkü böyle biraz hareket etmek çok zor. Hani zaten zamanla alışırsanız böyle biraz yükseltin ve kendinize göre ayarlayın. Dostlarım DPI X ve hassasiyetinizi arttırır ve daha hızlı oynamanızı sağlar. Yani aynı şekilde daha güzel bir şekilde kafa atmanızı sağlar. Ben şu an PC'deyim yani ama sizlere örnek yani verdim. Hani sağ sol olsun falan bunları hızlandırır. Daha güzel bir şekilde kafa atmanızı sağlar. Yani DPI açmanızı kesinlikle öneririm. Yani fazla da abartmadan oynayın. Çünkü fazla yükseltince hani bazıları diyor da telefonu bozar gibi bir şeyler ama hani ben 2 yıl falan kullandım da telefon da şu an hala çalışıyor yani bir sıkıntısı yok. Ve dostlarım PC ayarları nasıl yapılır veya nasıl indirilir, nereden indirilir falan, root nasıl atılır? Bunları öğrenmek isteyen veya hani yapmak isteyen yeni PC'ye indirmek isteyen kardeşlerim varsa onlar için de video çekebilirim. Yani istediğiniz içerikler varsa da onlara yorumlara sadece yazmanız yeterlidir abi. Evet dostlarım videolarımı keyif alarak izliyorsanız bana destek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Cansınız.